Tabii 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında 2024 yılında gol yemeyen tek takım Erzurumspor. Tabii bu kolay bir şey değil. Bu gurur duyulacak bir başarı. İnşallah sürdürmeye çalışacağız. Tabii ki Erzurumspor 3 sezondur ve 5 dönemdir transfer yasağı olan bir kulüp. 3 sezondur aynı oyuncularla mücadele eden bir takım. Her şeyden önemlisi karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sahada basmadık yer bırakmayan, kalecisiyle, savunma oyuncusuyla, defansa yardım eden forvet oyuncusuyla, gol atmaya giden savunma oyuncusuyla tam bir takımız. Tabii ki bu kolay olmadı. Geçtiğimiz sezon çok zor şartlar altında takım ligde kaldığında hepimiz çok büyük bir mücadele verdik. Yani stadımızda sıkıntı oldu deprem nedeniyle. Puanımız silindi. Bazı oyuncularımız ayrıldılar. Bazı oyuncularımız sakatlandılar. Ligde kalmayı başardık. Lig bitti. Hocamızla sözleşmemiz bitmişti. Önce hocamızla başladık. Sonra sözleşmesi biten oyuncularla tek tek anlaştık. Geçen seneki kadroyu tekrar muhafaza ettik. Yani ilk 11'de oynayan ortalama işte 7-8 oyuncunun sözleşmesi bitmişti. Yani bu takımın banka oyuncularının Mustafa Yumlu'yu söyleyebiliriz, Mustafa Akbaş'ı söyleyebiliriz, Eren'i söyleyebiliriz, Batuhan'ı söyleyebiliriz, Celal'i söyleyebiliriz, Ali Can, Roşvel, Şala, Estrela, yani takım içerisinde birçok oyuncu sözleşmesi bitmişti. Oynayanı, oynamayanı, işte sakatlık sebebiyle kadroda olmayanı veya cezalı olanı, yerlisi, yabancısı, genci komple bütün takım halinde bu tablonun mimarları, başta Hakan Kutlu hocamız ve ekibi. Göktuğ tabii geçtiğimiz sezon çok zorlu bir süreçten geçerken bazı maçlarda, özellikle kaybettiğimiz maçlarda çok fazla eleştirildi. Ama biz kardeşimize güveniyoruz. İyi bir kaleci olduğunu biliyoruz. Bu sezon da zaten onu gösterdi. Ligin en az gol yiyen 5. ya da 6. takımı Erzurumspor. Ve 2024 yılında oynamış olduğumuz 6 maçta gol yemeyerek hem kaleci Göktuğ'un performansı hem savunma oyuncularımız Mustafa Uyumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı yine sol bekte oynayan zaman zaman Furkan oynuyor, zaman zaman Ufuk oynuyor. Sonradan giren Yakup, Fırat onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Savunmaya yardım eden Eren Tozlu bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. İşte Celal kafa toplarında çok iyi görüyoruz. Oynadığı zaman Batuhan o da gelip savunmaya yardım ediyor. Yani tam takım halinde savunma yapıyoruz. Hepsi mücadeleleriyle, özverileriyle bu tablonun oluşmasındaki pay sahipleri. 6 haftadır gol yemiyoruz. İnşallah devam ettiririz. Bunun yanında pozisyon da vermiyoruz. Hani rakibimizin kaçırmış olduğu net pozisyon da yok 6 haftadır. Çok önemli bu. Tabii defans oyuncularımız burada çok çok önemli. Müthiş bir disiplinle, büyük konsantreyle oynuyorlar ama bunda en öndeki Eren'in de çok büyük katkısı var. Takım defansına inanılmaz yardım ediyor. Her santrafor ön oyuncusuna bu şekilde disiplinli hareket ettiremezsiniz. O da çok önemli bizim takım defansımızda. Kalecimiz aynı şekilde bugün bir tane frikiyi çok iyi çıkarttı.